Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok satılan cihazları konuşacağız. Daha önce bir video yapmıştım ama şunu da belirteyim. Bazı arkadaşlar diyor ki abi şu model niye yok filan. Ben burada sadece çok satılan modelleri değerlendiriyorum arkadaşlar. Hani bir tavsiye videosu falan değil bu. Hani şunu alın almayın şeklinde böyle yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü zaten çok satılıyorlar. Yanlış bir cihaz almayın diye bu videoyu yapıyorum. Şu an biz yine yurt içi sitelerden gideceğiz. Yurt dışı için yine bakarız, onu da yaparız. Ben şu an size Akakçe, Cimri ve hepsi burada üzerinden değerlendirme yapacağım. Daha önce Amazon'dan da bakmıştık ama çok değişik bir cihaz yoktu. O yüzden bu sefer bu 3 site üzerinden gideceğim. Şimdi isterseniz cihazlara bakalım. Ekran kaydı alacağım bu sefer. Bir sağa sola böyle köşeye bir yere kendimi de koyarım. Çok rahatsız edecek bir yer olursa da kendimi kaldırırım. Zaten sesten devam ederiz. Az çok siz de ürünleri görmüş olursunuz. Ben birçoğuna hakim olduğum için çok detaya girmeyeceğim. Biraz yüzeysel geçeceğim çünkü az çok da birbirlerine benziyorlar. Ben yine ufak tefek bilgileri tabii size vereceğim. Öncelikle Akakçe'den başlıyoruz arkadaşlar. Ben çok satılan kısmını açtım. Direkt olarak buradan yorumlayacağım. İlk sırada hiç şaşırmadık Xiaomi Mi Box var. İkinci sırada da Xiaomi'nin Mi Stick var. Mi Stick için biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Wi-Fi'niz kuvvetli olması lazım. Yani Wi-Fi'ye çok uzak bir yerde kullanıyorsanız televizyonunuzun arkasına da takacağınız için tabii ki. Hani TV Box'ın şeyi biraz dışarıda oluyor ya televizyondan. Çok fazla Wi-Fi'den etkilenmeyebiliyor. Yani televizyonun panelinden etkilenmeyebiliyor ama bu stick'i televizyonun arkasına takınca panel de bunu etkileyecek. Yani Wi-Fi'yi etkileyecek. Wi-Fi kaliteniz güçlü değilse de sorun yaşayabilirsiniz. Bir ısınma, iki Wi-Fi kalitesi, bunlara dikkat edin arkadaşlar. Çok yoğun kullanıma gelmez. Çıkış olarak da 1080p'dir. O da aklınızda bulunsun. Yani ben bununla 4K kullanacağım falan diye düşünmeyin. Mi Box dediğim gibi bu da lisanslı bir cihaz. Birçok videoda bahsediyorum. Bunun avantajı nedir? Netflix, Amazon Prime, bunun gibi servislerde 4K alırsınız. Google Play filmler, bunlarda da çünkü lisans var. Bein Connect bunda çalışır. TV bu çalışır. Bunlarda sıkıntı yaşamazsınız. Diğer cihazlarda sıkıntı yaşarsınız. Onlarda lisans olmadığı için 480p, 540p, benim videosunu yaptığım şekilde 1080p kullanırsınız. Ama lisanslı şeyler kullanacaksanız çareniz Mi Box olacaktır. Burada da şöyle bir durum var. Ama dediniz ki ben buna kamera takacağım, işte EBA'yı, zoom'u kullanacağım. O zaman sıkıntı yaşarsınız, ses gitmez. Ya da oyun oynayacağım, performans anlamında sıkıntı yaşarsınız. Giriş çıkış portu daha azdır. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani her şeyi tek cihazda arayanlar oluyor. Uydu da olsun, Netflix lisansı da olsun. İşte web'de de rahat gezeyim, oyunda oynayayım, hepsi tek cihazda olsun. Maalesef böyle bir cihaz yok arkadaşlar. Bir karar vermeniz gerekiyor. Yani bir tarafı seçmeniz gerekiyor. Ya da ne yaparsınız? Birden fazla cihaz alırsınız. O şekilde kullanırsınız. Şimdi isterseniz devam edelim. Üçüncü sırada Goldmaster Netta 2 var arkadaşlar. 600 TL, 700 TL, 800 TL diye böyle değişiyor. En ucuz MediaMarkt'taymış 600 TL. Uzak durun. Hiç sakın bulaşmayın derim. Sonra Apple TV var dördüncü sırada. Apple TV bu biraz daha işte ne diyeyim size özel bir cihaz oluyor. Bunu Mi Box'la işte diğer cihazlarla böyle karşılaştırıyorlar ama bu farklı arkadaşlar. Mesela Mi Box'ta atıyorum 5.1 sesle Netflix'te sıkıntı yaşadınız. Diyor ki adam ben gittim Apple TV aldım. Aldın da şimdi bu 1600 TL. Bunda biraz daha rahat edersiniz Netflix anlamında, Amazon Prime anlamında, böyle servislerde işte Apple'ın kendi servislerinde rahat edersiniz. Ama bu cihaz böyle APK kurayım filan cihazı değil. Apple tarafında bu cihaz. Yani o tarafa siz alışkınsanız, Apple TV tarafına alışkınsanız bu cihazı seçebilirsiniz. Ben kötü bir cihaz demem. Ama ben APK kuracağım, yok şu uygulamayı kullanacağım filan, böyle şeylere giremezsiniz. Onu düşünerek bu cihazı almayı düşünün. Ben Apple TV'yi direkt olarak buradaki cihazlarla karşılaştırmıyorum o yüzden. Ayrı bir yerde tutuyorum. Hani bana sorarsanız sen Apple TV alır mıydın derseniz ben Apple TV almam çünkü böyle bir ihtiyacım yok. Yani o tarafa yakınlığım yok. O yüzden ben tercih etmem ama tercih edene de bir şey demem yani. Bir diğer cihazımız Amazon'un Fire TV 4K olan model var. Bu da güzel bir cihazdır ama unutmayın İngilizce olarak gelecek. Direkt olarak Google Play Store yok. Ben bu Mi Box'la ikisini karşılaştıran bir video yapmıştım. Onun linkini de koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Güzel bir cihazdır. Öneririm, alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. İngilizceyi, yani menüleri İngilizce kullanmayı hesap edeceksiniz. Atıyorum YouTube yüklediniz, o Türkçe. Orada sıkıntı yok. Ama direkt olarak mesela YouTube'da yüklü gelmeyecektir. Sizin yüklemeniz lazım. Orada biraz böyle hani uğraşmanız gerekecektir. Cihaz olarak öneririm ama uğraşmayı göze alacaksınız. Şimdi devam edelim. Burada bir Magbox cihazı var. Android 4.2 kullanıyor. Şimdi diyenler olabilir. Şunu söyleyecekler. Abi 140-150 liralık bir cihaz. Bunu alsak içimizi görmez mi? Alıp da başınıza bela etmeyin arkadaşlar böyle cihazları. Donanım düşük. Yazılım zaten eski. Birçok uygulamanız sorun çıkartacak. Donanımda çok sorun yaşayacaksınız. Yani böyle bir cihaz almanıza hiç gerek yok. TX6'lı cihazlar bazen 300 liraya kadar düşüyor. Gidin onlardan alın. En azından biraz daha konforlu kullanım sağlarsınız. Ben bu tarz cihazları o yüzden önermiyorum. Uzak durun derim. Nvidia Shield bu alemin, yani bu TVOS aleminin zaten kralıdır. Buna çok laf edecek halim yok ama fiyat farkını görüyorsunuz. Bir tarafta 2500, bir tarafta 4500 TL. Biraz pahalı bir cihazdır. Bu 2500 TL hadi neyse mantıklı diyelim de bu 4500 TL biraz saçma olmuş. Bu cihazı alacaklar da ben en üst seviye performans filan istiyorum derse ancak alabilir. Şöyle de bir durum var. IPTV kullanıyorum, YouTube kullanıyorum. Hani bu cihazı alsam bir faydası olur mu? Böyle şeyler için bir fayda görmezsiniz. Ama oyun oynayacağım derseniz tabii ki faydası olur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Daha üst donanımlı bir cihaz aldım diye daha iyi görüntü kalitesi alacağım diye bir şey yok arkadaşlar. Oraya çok fazla takılmayın. Şurada X96 Max Plus var. Bu da alınabilir. Kötü bir cihaz diyemem. Yaklaşık 700 TL, 689 TL'ye satılıyormuş. Kötü bir cihaz değil. Alpsmart AS565 var. Bu da yine kanalda incelemesi olan bir cihaz. Bunlar ikisi denk cihazlar diyebilirim. Hani şunu alacağınıza 64 GB depolama var ama buna da geçebilirsiniz. 32 GB depolama olsa da aralarında 100-120 lira fark var. Buna da devam edebilirsiniz. Yine Apple TV'nin diğer modeli var. Bunlardan zaten bahsettik. Bunları geçelim. Goldmaster Netta var. Bunu da yine önermiyorum. Bunu da geçiyorum. Belkin'in cihazı var burada. Bunu da önermiyorum. Bunu da geçelim. Ben şimdi bunların detaylarına da çok fazla takılmak istemiyorum. Çünkü video bitmez. Hiremco Nitro X3 var. X3 alacağınızda şu an X3 Plus'ı öneririm. Yani buradaki tüm cihazlar içinde S905 X3'ü kullanan cihazlar var ya. Onlar için de ben burada X3 değil de X3 Plus'ı almanızı öneririm. Bu cihaz güncellendi çünkü. Burada görüp direkt bunu atlamayın. X3 Plus'a gidin. Özellikle de söylüyorum ki yanlışlık olmasın. Devam edelim. H96 Max X3 var. Yine bu da S905 X3'ü kullanıyor. Az çok performansları aynı olacaktır. Burada mesela dikkat edin. En uygun fiyat. Bakalım S905 X3'lere. Burada Nitro X3'te görünüyor. Yine X3 Plus da aşağı yukarı bu fiyatlarda. Bence burada H96 Max'a falan gitmenize gerek yok. X3 Plus da olabilir, Enjoy Plus da olabilir. Bunlar güzel cihazlardı. Çünkü bu bahsettiğim H96 Max cihazı 64 GB depolama. Enjoy Plus buna denk geliyor. Bence Enjoy Plus'ı seçmekte yarar var. O da 600-650 liraya alınıyor. Hem Hiremco'nun 2 yıllık garantisi olur. Yani Türkiye'den alacağınız cihazlar da yani başka markalar da dahil. Hem 2 yıl garanti olur. 1 yıllık IPTV'niz olur. Mesela Hiremco cihazı için yine konuşalım. 1,5 metre güzel bir HDMI kablo geliyor. Air kumanda var. Bence orada Enjoy Plus daha cazip bir cihaz. Şimdi devam edelim. Bakın burada Enjoy Plus'ı da görmüş olduk. O kadar bahsettik. Bunu zaten konuştuk. Burada 650 TL'ye alabiliyorsunuz. 600-650 TL arasında bulunuyor dediğim gibi. Air kumandasıdır, kablosudur, IPTV'sidir. Burada fiyatlara baktığımız zaman da zaten en cazip cihaz tabii ki burada Enjoy Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu cihazla geçelim. Ucuz bir cihaz. Bu geçelim. X96 mini var. Ben bunu da önermiyorum. Chipset olarak eski kaldı artık. Sıkıntı çıkartır size. Bu Belkin'in cihazını da geçelim. Roku var. Roku'yu da mesela çok merakları kullanıyor ama bana biraz ülkemiz standartları için pahalı geliyor. Mesela 1400 TL. Kötü bir cihaz mı? Değil. Netflix için falan da rahatlıkla alırsınız, kullanırsınız ama ben pahalı olduğu için çok fazla ön planda tutmuyorum. Yine H96 Max X3 var. Bu sefer 32 GB depolamalı model. Eğer bütçeniz 64'e yetmiyorsa bu 32 GB'lı depolamalı modelde fena değil. Mesela 480 liraya satıyorlar. Güzel, fena fiyat değil bence. Bu da değerlendirilebilir. İsterseniz devam edelim. Burada Magbox'ın bir cihazı var. Bu da S905 X2'yi kullanıyor. Bana kalırsa bu fiyat bu chipset için biraz pahalı. O yüzden bunu geçiyorum. Dark'ın cihazı artık güncelliğini yitirdi. Bunu da geçiyorum. Hani bunun çok özel kullanımınız varsa belki tercih edersiniz ama bizim kullanımımız için yani bu videodaki muhabbetimiz için çok yeri yok diyeyim. Bu Wellbox cihazları da soranlar oluyor. Bu Hiremco'nun yeni Plus serisi var ya, ona biraz benzetmişler cihazı. Yani aynı o şeyde tip dediğim ben size. Bunların da donanım özellikleri iyi ama IPTV'si nasıldır, hani yazılımı nasıldır filan hiçbir bilgim yok. Donanım olarak iyi, fiyat olarak da fena değiller ama dediğim gibi bunların garantisi nasıl olur, yanında gelen işte atıyorum aksesuar, kumandası filan nasıldır, o konularda hiçbir bilgim yok. Sadece donanım için iyi diyebilirim. Yani S905 X3'ü kullanıyor. O yüzden güzel cihazlar diyebiliriz ama dediğim gibi garantidir, şudur budur, o konularda hiçbir bilgim yok. O yüzden bunu bu şekilde geçiyorum. Şimdi ikinci sayfaya geçtim. Burada da Sencrom'un bir cihazını görüyoruz. Bu da eski bir chipset kullanıyor diyeyim. O yüzden pek ben bunu hani değerlendirmeye almıyorum. 400 lira buna verilmez. Bir önceki cihaz mesela yine aynı fiyatlarda S905 X3 kullanıyordu. Hani mesela Hiremco'nun şeyi de aynı şekilde, ne diyeyim, S2 Plus'ı da aynı şekilde S905 X3'ü bu fiyatlarda veriyor. O yüzden ben bunu geçiyorum. Yine Dreamster A1, bunu da geçiyorum. Bu donanıma göre pahalı. Bu Dreamster'ı da çok soran oluyor. Bir ara gelecekti bunun A4 modeli ama stok sorunu oldu, öyle kaldı yani. Hani incelemiyoruz diye bir şey yok ama dediğim gibi stok sorunu oldu, öyle kaldı. Genelde A4 modeli ön planda oluyor. O şu an için karşımıza çıkmadı henüz burada. Kötü bir cihaz görünmüyor ama incelemek lazım. Formüler Z8 arkadaşlar. Bunu çok fazla soran oluyor. IPTV'si iyi diyorlar. Ben IPTV'sini denemedim ama donanım olarak bu para etmez bence. O yüzden ben çok sıcak bakmıyorum. Şimdi biz devam edelim. Everest'in bir cihazı var. Bunun bizim şeyle alakası yok. Bunu geçelim. Yine Synchron'un bir cihazı var. Synchron'un. Bunu da geçiyoruz. Bundan bahsetmiştik. X88 Max Plus var. Bundan da uzak durun. Bu donanıma bu fiyat pahalı gelir. V chip V10 var. Bu da yine arkadaşlar, ben bu chipseti çok sevmiyorum. İsterseniz açıp göstereyim size ama bakalım şey bulabilecek miyiz? H616 oluyor bunlar da. Bakalım burada yazıyor mu? Evet, bakın burada yazmış H616. Şimdi ben bunların hepsini biliyorum. Ezberledim de hani siz de görün diye yapıyorum. Bunu ben çok sevmiyorum. Bu chipset çok stabil değil. Bunu neden ön planda tutuyorlar biliyor musunuz? Çünkü buna Android 10 kullanmak çok kolay oluyor. Sıkıntı çıkartmıyor. Ama ciddi stabilite sorunları var. O yüzden o chipsete çok sıcak bakmıyorum. Minix NEO var. Cihaz olarak kötü diyemem ama bu cihazı vereceğime çek beni vur derim. Roku Express var. Bu da güzel bir cihaz ama biraz daha kapalı platform. O yüzden buna da çok sıcak bakmıyorum. Biz genelde Android temelli böyle biraz daha işte özelleştirilebilir cihazları sevdiğimiz için ben bunları geçiyorum. Mac 324V2 Linux tabanlı bir cihaz. Bu da ben buna da sıcak bakmıyorum. Bunu da geçiyoruz. TX9 var arkadaşlar. İsterseniz bunu da açayım, hemen size bir göstereyim. Özellikleri yazıyor mu? Burada özelliklerini göremedik. Şöyle bakalım bir yere. Mesela gördüğünüz gibi Android 7.1.2, M-Logic S912 falan, yani güncel bir chipset değil. TX9 diye böyle adını gördüğünüz zaman işte Tanix TX6, bu da TX9'dur falan, hani bunu anlatmak için biraz da açtım bunu. Böyle düşünebilirsiniz ama bu chipsete bu para pahalı. Öyle çok fazla ismine, görüntüsüne takılmayın. V chip V9 var. Bu mesela kötü bir cihaz değil. Bunu düşünebilirsiniz. S95 X3'lü güzel bir cihazdır. Fena değil bu. Bakalım yazıyor mu şöyle özellikleri. Ben bu satıcıları tesadüf açıyorum. Yani illa bu satıcıdan alacağım diye böyle uğraşmayın. Bakın S95 X3 olarak yazıyor. Bunu tercih edebilirsiniz. Garanti maranti olaylarını bu cihazlarda bilmiyorum. İşte bakın Alpsmart'tır, Hiremco'dur falan, bunlar bizde yerleşik firmalar. Bunları, diğerlerini bilmiyorum. O yüzden onları eğer kullanan varsa yorumlarlar. Yani servis deneyimi falan olanlar varsa yorum yapar. Yine Roku'yu geçmiştik. Magbox, bunu da geçelim. Bu da yaramaz. Artık S95 X2, H6, H616 çok ucuz olmadıkça bunlara gitmeyin. Ama 250-300 liradır, o zaman bir şey demem. O zaman alınabilir. Basit ihtiyaçlar için tercih edilebilir. Biz devam edelim. V-Chip V10. Bunu sanki konuşmuştuk. H616'lı bir cihaz. Ben dediğim gibi buna çok sıcak bakmıyorum. Çok ucuz olmadıkça tercih etmem. Formüler Z var. Buna da sıcak bakmıyorum. Bence bu cihazları çok pahalıya satıyorlar. Biraz görüntü kalitemiz iyi filan diyorlar ama neye göre iyi yani? Ben şimdi alıp 5 tane Android cihaz kullansam hepsine yüklerim MX Player'ı. Aynı görüntüyü az çok alırım. Ancak dediğim gibi IPTV'leri vardır. Servisleri, bitrate'leri yüksektir. O iyi olabilir. Onun dışında ben öyle görüntü kalitesi iyidir filandır diye şeylere takılmıyorum. Genelde işte bu cihazlar eski donanım, eski yazılım olduğu için öyle satmak daha rahat oluyor. Sanırım Akakçe'yi bitirdik arkadaşlar. Şimdi isterseniz Cimri'ye geçelim. Evet, şimdi en popüler ürünlere geldik. Yine Mi Stick'i konuştuk, Mi Box'ı konuştuk, Fire TV'yi konuştuk. Bu 1080p modeli. Fire TV'nin 1080p'si de var, 4K modeli de var. Aralarında performans farkı da var. Bizim kanalda işlemcilerin performans test videosu var. Eğer merak ediyorsanız ona mutlaka bakın. Rockchip 3318'i kullanıyor. H96 Max çok ısınıyor işlemci. Hiç tavsiye etmem. O yüzden 3318'den de uzak durun. Çok ucuz olsa bile sonra başınıza ağrıtıyor. O yüzden çok sevmiyorum. AS565 var Alpsmart'ın. Ucuz olursa fiyatı, bu da olabilir. Chromecast'i geçelim şu an çünkü onlara bakmıyoruz. S95W'yu kullanan Magbox var. Bunu da geçiyoruz. Ben artık bu chipsetlere para vermem. H616'lı T95 var. Bunu da geçiyorum. Hiremco'nun Nitro X3'ü daha önce konuştuk. Dediğim gibi bunun Plus modeline gidin ya da Enjoy Plus'a gidin direkt. Çünkü bu cihazları kullanmak için illaki Air kumanda alacaksınız. Air kumanda illaki lazım oluyor. Enjoy Plus'ta da yanında hediye geliyor. Bence direkt Enjoy Plus'a almakta yarar var. Bütçem yok, Air kumandayı da istemiyorum derseniz de X3 Plus'a bakmanızda yarar var. Çok fazla beklentiniz büyük değilse, yani illa RAM'i depolaması fazla olsun demiyorsanız da S2 Plus'a da gidebilirsiniz. Devam edelim, yine Mi Box'ı geçelim. Bu Goldmaster'ları dediğim gibi önermiyorum. Next'in cihazını da önermiyorum. Bunlar böyle sanki IPTV'de mucize yaratıyormuş gibi sunuluyorlar. Bu İşte ne diyeyim size, biraz vasat cihazlar IPTV'de muhteşemiz falan diye sunuluyorlar. Onları da yemeyin derim. Yine Apple TV, Chromecast'i geçelim, Nvidia Shield'ı geçelim. Bakın burada da 4000 TL Pro modeli var. İyi para. Nvidia'nın her modeli güçlü arkadaşlar. Onda sıkıntı olmaz ama işte bizim gibi böyle biraz ucuza fazla iş yapmak isteyenler için pahalı geliyor. Tekrar dediğim gibi Apple TV'yi geçiyoruz. Burada mesela Magbox'ın T95 Max'ı var. İşte bu T95 Max aslında da işte Magbox'ta yanına gelmiş oluyor. Bu da S95 X3 bakın 4 GB'a 32 GB. Fena değil. 450 lira civarında satıyor Çiçek Sepeti bunu. Fena değilmiş fiyatı. Buna bakılabilir. Ama bakın burada tekrar da uyarıyorum. Servistir, şudur budur dertleriniz varsa, hani çekinceniz varsa ben bu cihazlarla ilgili en ufak bilgiye sahip değilim. Alanlar yorumlasın. AS565 X3 var. Mesela bu da şey klasmanında diyebilirim. Hiremco'nun S2 Plus'ı klasmanında ama ben ikisi arasında kalsam S2 Plus Hiremco cihazlarını biraz daha tutuyorum diyebilirim. Ben Alpsmart'la onun cihazları arasında kalsam Hiremco cihazlarını seçerdim. Ha burada kötü oldukları için demiyorum yani. Biraz daha böyle hani farklılıkları var. Benim biraz daha hoşuma gidiyor. Şimdi geçelim Chromecast'i de tekrar. Bakalım farklı bir cihaz görmeye çalışıyorum. Bu da Nvidia Shield'ın normal versiyonu. Bunu da 1800 liraya satıyorlarmış Amazon'da. Yani biraz dediğim gibi işte bize pahalı geliyor bu cihazlar. Kötü cihaz değil de. Bu T95Z Plus'ı da geçelim. Bu da eski bir chipset. Zaten Formüler Z8'i konuştuk. Bunu da geçiyoruz. Bakıyorum. Burada da değişik bir cihaz göremedim arkadaşlar. İsterseniz hepsi buradaya geçelim. Hani buralarda telif sorunu da yaratmayacak bir site biliyorsanız söyleyin. Ondan da konuşuruz yani. Orada sıkıntı yok. TV Box yazalım. Box'a gidelim. Şimdi burada Media Player'ı seçelim. Bakalım burada neler varmış. Mi Stick 1. sırada, genelde ucuz diye seçiyorlar. Geçenlerde Çiçek Sepeti bunu 240 mı 250 liraya mı ne sattı? Çiçek Sepeti bazen böyle enteresan işler yapıyor. Takip edin derim. Sonra Tanix TX6 var. Bu da mesela 299 TL'ye kadar düştüğünü gördüm. O fiyatlara inerse bunu da değerlendirebilirsiniz. Bu Case UI falan filan yazıyor ama bu Tanix TX6 işte arkadaşlar. Biz onu öyle biliyoruz. Mi Box var. Yine tabii ki bunu anlattık. Chromecast'te Apple TV'yi geçiyoruz. Bu Wellbox'tan da bahsettim. Şimdi Apple TV'leri falan geçelim. Burada şunu da ekleyeyim isterseniz unutmadan. Bakın mesela bu Wellbox'ı geçtik ya, burada H3 yazıyor. Bu H3 yazıyorsa Allwinner'ın H3 işlemcisidir genelde. Ama X3 yazıyorsa genelde istisna olabilir tabii ki. Emrocin S95 X3'ünü kullanıyordur. X3 varsa biraz daha sıcak bakın. H3 varsa uzak durun derim. O yüzden zaten bu cihazı direkt atladım. Ha bu cihazı adam alır çok memnun kalır. Çünkü beklentisi zaten çok düşüktür. Ona bir şey demem ama bizim gibi insanlar biraz böyle oyun falan böyle kurcalıyor yani. Biz seviyoruz öyle şeyleri. Biraz para verdik mi de yani hakkını alalım. Biz şimdi devam edelim. Burada mesela 96 Pro var. Bu da H616 kullanıyordu. Bunu da çok sıcak baktığım bir cihaz olarak değerlendirmeyeceğim. Bu yurt dışından bir cihaz. Buna da çok fazla bakmayalım. Yurt dışından alacaksanız zaten birçok başka model var yani. Ne uğraşacağız bunlarla? Ya hepsi buradan böyle yurt dışı servisinden almak bazılarına güvenilir geliyor. Hani güvence gibi geliyor ama ben çok tercih etmiyorum ya. Ne bileyim çok sevmiyorum. Ben direkt kendim alıyorum. Burada X96Q var mesela. Bunu da önermiyorum. Bunu da geçiyorum. Ya bunlar ucuz diye tercih edilebilir. Bakın mesela 177 lira diyor yurt dışından. Ama işte bir de vergi olacak. Diyorum ya 299 TL'ye kadar şey düşüyor. Allwinner H6'lı cihaz düşüyordu TX6. En azından onu almak daha iyi geliyor bana. Bein GT King Pro güzel cihazdır ama burada biraz fiyat yüksek, ondan da bahsedeyim. Bakın GT King modeli var. Burada da şunu anlatmadan geçmeyeyim. Burada 1500 TL fiyatı var. Şu anda Banggood'da 850-900 TL artı vergiye, yani vergide 50 lira falan olur aşağı yukarı. Yüksek de çıkabilir tabii ki, böyle hani tahmini söylüyorum. 850-900 diyelim. 50-100 lira da vergi 1000 liraya alırsınız. Şimdi burada 1500 lira bence çok afaki bir fiyat. Yine GT King Pro'yu da alırsanız yurt dışından alın. Çünkü PTT'de değerlendirirken vergiyi çok fazla donanım özelliklerine takılmıyorlar. İşte Android TV Box diyorlar. Üstüne bir fiyat yapıştırıyorlar. Geçiyorlar genelde. O yüzden böyle pahalı cihazları yurt dışından almakta fayda var. Şimdi bakalım özel bir cihaz var mı? Geçiyoruz. Şu an içinde özel bir cihaz görmedim. Zaten aşağı yukarı birçok piyasadaki çok satılan cihazdan bahsettik. İsterseniz şunu da göstereyim size hemen. Konuşmadan geçmemiş olalım. Şimdi iki modeli hemen aklıma gelen öyle bahsedeyim. Bakın X88 King arkadaşlar. S922 X'i kullanıyor. Bu da Türkçe'ye çevirmeyin bunu ya kardeşim. Sevmiyorum şimdi. Bunu Türkçe'ye çeviriyor kendi kendine. Biz TR'yi seçtik diye herhalde bu. Türkçe'ye çevirdim ve birçok şey saçma sapan yazıyor. Bakalım. He tamam. Şu İngilizce olsun da ben zaten anlatacağım size. Neyse burada zaten bu EU Plus'ı seçeceksiniz. Yani Avrupa fişini seçeceksiniz. Avrupa fişi şöyle olacak. Yani Başkasını seçerseniz bir de adaptör almanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Bakın 784 TL. Şuradan kargo seçeneklerine bakalım. Bakın burada kargo ücreti de yok. 784 TL'ye bu cihazı alabiliyorsunuz. 800 diyelim. 50-100 lira da vergi olsun. 900 lira diyelim. Bu cihaza sahip olursunuz. Bakın S922X'i kullanıyor. Bizim Türkiye'den baktığımız birçok cihaz bunun yanına bile yaklaşamaz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi bir diğer cihazımıza bakalım. GT King'den bahsetmiştik. Onun fiyatlarına bakalım. O da bakın 900 lira civarında. Ben 850-900 demiştim. 900 lira civarında bakalım. Bakın bunda mesela vergisiz gönderim de var ama 300 lira vergi demiş. Ben olsam bunu hani vergili AliExpress'ten falan alırdım. 300 lira vergi de çıkmaz herhalde buna. Hadi 300 diyelim, 1200 liraya geliyor bu cihaz size. Bizde 1500 liraya satılıyordu. Bakın vergiler dahil yine daha uyguna geliyor. O yüzden buraya bir göz atmanızda fayda var. Ben olsam şimdi GT King de var ama yine de X88 King'i bir değerlendirin. Malzeme kalitesi B-Link'te daha iyi. Hani yalan yok ama biraz da fiyat farkı oldu şimdi. Bu cihaza bir göz atmakta fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoda birçok cihazdan bahsettik. Sonuca gelecek olursak benim fikrimi sorarsanız Mi Box, Mi Stick filan bunları hani lisanslı olduğu için değerlendirebilirsiniz. Benim orada tercihim Mi Box'tan yana olacaktır. Çekincelerimi zaten söyledim. İşte Wi-Fi kalitesi, nedir o ısınma sorunu, bu yüzden bir de donanım falan bana çok hoş gelmiyor ya. O yüzden Mi Stick'i çok cazip bulmuyorum ben. Hani Mi Box da çok bir yer kaplayan cihaz değil. Çift taraflı bantla yapıştır arkasına televizyonun, kurtulursun. Çok dert etmezsin. Hani gücü falan alacağım, öyle çok kablo karışıklığı olur falan gibi şey değil. O yüzden ben Mi Box'ı biraz daha önde tutuyorum. Bunun dışında bir cihaz alacağım, eli ayağı düzgün olsun diyorsanız Enjoy Plus'ı ön planda, Hiremco Enjoy Plus'ı ön planda tutuyorum. Çünkü işte bir yıl IP TV'si var. Az çok bildiğimiz firma, garantiden yana da çok fazla bir sıkıntınız olmaz. Güzel bir HDMI kablo, Air kumanda falan, güzel bir cihaz. O yüzden ona sıcak bakıyorum. Markaya takılmadan S905 X3'ün altına fazla inmenizi tavsiye etmem. Çünkü orada artık 350-400 liralara bile cihazlar bulunabiliyor. 2 GB olsun, 16 GB olsun. Hani oyun falan yüklemeyecekseniz, çok aşırı uygulama doldurmayacaksanız zaten size yeterli olacaktır. O yüzden orada ucuz fiyatlara en azından güzel bir chipset almaya bakın. Çok çok ucuza bulursanız ancak H6'yı falan alabilirsiniz. Dediğim gibi o Tanix TX6 299'lara falan düşüyor. Ancak oralarda alabilirsiniz ama yine orada da benim tercihim şu olacaktır. Bir 50-100 daha verebiliyorsanız verin, S905 X3'leri almaya çalışın ama veremiyorsanız da en son limitiniz orası olsun. Yani 299-300 TL civarında en son, yani en düşük performanslı olarak H6'yı almaya bakın. Onun altına çok fazla inmeyin. Bunlar dışında zaten birçok cihazdan bahsettim. 1200-1300 liralık cihazlar söyledim. Hani böyle Android 7 falan filan, bunlara hiç bulaşmayın derim. Eğer güçlü bir cihaz istiyorsanız da gidin X88'i gösterdim. Bakın 900 liraya falan gelir dedim. İşte 800 lira aldınız artı vergi. Artık vergiyi ne bileyim, hani PTT'deki memur onu yazacak. Benim bildiğim bir şey değil. Hani oraya net bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Onu öneririm. B-Link GT King Pro var. Abi biraz daha malzeme kalitesi güzel olsun, ben B-Link'e güveniyorum derseniz hani biraz parayı verip onu tercih edebilirsiniz ama onu da isterseniz vergiler dahil değil de vergisiz alın. Çünkü ben 300 lira falan vergi çıkacağını düşünmüyorum. Hani DHL'de falan alsanız daha yüksek çıkar. Ama bunların yolladığı ucuz kargolarda o kadar vergi çıkmayacaktır. Bence orada vergisiz almaya bakın. Benim önerilerim şimdilik böyle olacaktır. Yine yurt dışından da ucuz cihazlara bakarız ama orada da aynı mantığı yürütün. S95 X3'ü kullanan, el ayağı düzgün, yurt dışından almışken de yine 4 GB RAM, 64 GB depolamalı cihazlara bakın. Orada böyle güzel cihazlar bulursunuz. 50-100 lira, yine vergi onlara da gelecektir. Çok fazla dediğim gibi performansa bakmıyorlar. Oradan da karlı çıkabilirsiniz ama oradaki sıkıntı şu: işte IPTV'si olmaz, garantisi olmaz. Air kumandayı belki verebilir de ayrı da satın alabilirsiniz. Öyle şeyler olabilir. Böyle özelliklere dikkat ederek satın alımlarınızı yaparsınız. Evet arkadaşlar, yurt içinden birçok cihaza baktık. Yurt dışından da ufak tefek değindik. Artık anlatacak bir şey kalmadı. Atladığım bir yer varsa, kafanız karıştıysa, kafanıza takılan bir şey olduysa bunları soru halinde yorumlarda sorun. Cevaplamaya çalışırım. Bir gün erken, bir gün geç, genelde hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Eğer maddi destek olmak isterseniz de katıldan destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.